Sevgili dostlarım, bu videoda sizlerle iframes konusunu işleyeceğiz. Iframes konusu HTML içerisinde işleyeceğimiz son konu denilebilir arkadaşlar. Sonrasında birkaç uygulama yapacağız sizlerle daha çok pekişebilmesi için. Ve ardından CSS bölümüne sizlerle beraber geçiş sağlayacağız arkadaşlar. Öncelikle iframes'in ne olduğuyla başlayalım. Daha sonrasında da uygulamasal birkaç şeyler yapalım. Konuda pekişsin arkadaşlar. Şayet biz yapmış olduğumuz HTML, HTML dosyasının içerisinde, sayfasının içerisinde başka bir HTML dosyasını veya sayfasını yerleştirmek istediğimizde iframes ya da frames diğer adıyla arkadaşlar bir tablo yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ne demek istiyorum? Şöylece başlayalım. HTML tab diyelim arkadaşlar. Buraya da iframes diyelim. Tamamdır. CTRL diyelim. Bakalım sayfa tamamdır. Güzel. Şimdi body kısmında şöyle yapalım arkadaşlar. Bir iframe diyelim. iframe tab diyelim. Gördüğünüz üzere bir SRC yapısı gelmiş oldu arkadaşlar. SRC daha önceki yaptığımız işlemlerden de hatırlıyorsunuzdur. Bir source işlemi yapıyor arkadaşlar. Buraya bir linktir vesaire ekleyebiliyoruz. Şimdi biz buraya bir kaynak yazdığımızda arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Birinci tercih edebileceğimiz yol bir aynı dosya içerisindeki farklı bir HTML dosyasını entegre edebilmek ya da internet üzerinde var olan bir sayfayı da içeriye entegre edebiliriz. Mesela burada listeler işte .html şeklinde entegre edebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında internetten bir linki de bir siteyi de ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Hatta listeler.html demeyelim de arkadaşlar. Bu forms kısmında yapmıştık ya sizlerle güzel bir şey. Forms.html diyelim. CTRL diyelim. Kaydedelim. Şurada bir çağıralım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir yan çerçeve içerisine bunu entegre etmiş oldu arkadaşlar. Bu yapı oldukça fazla kullanılıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar size. Biz buraya bir forms ekleyebiliriz. Yani burada sitenizin farklı bölümlerini gördüğünüz üzere işlemler yapıp burada bir çerçeve şeklinde sitenizin içerisine ekleyebilirsiniz yapmış olduğunuz başka bir dosyayı. Şimdi bu çerçevenin yükseklik ve genişliği arkadaşlar default yapıyla sizlere geliyor. Bunun üzerinde oynama yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda gördüğünüz üzere bir bar geliyor arkadaşlar. Bu barla da aşağıya doğru iniş çıkışınızı yapabilirsiniz. Bunlar default halde sizlere geliyor zaten. Bunlar üzerinden değişiklikler yapabiliriz. Onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Örneğin bu büyüklükleriyle alakalı bir şey yapalım arkadaşlar. Weight diyelim. Ay yok width diyelim hatta. Width kısmına örneğin 500'e daha sonrasında bir height kısmı ekleyelim arkadaşlar. Height kısmımızda örneğin 600 olsun. CTRL diyelim. Şurayı bir yenileyelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir büyütme işlemi yaptı. Çok büyütmüşüz. Bunu mesela 400'e 500 diyelim örneğin. Ve yenileyelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar biz bu tablonun büyüklükleriyle de alakalı işlemler yapabiliyoruz. Şimdi tarayıcılarda sizlere daha öncesinde de söylemiştim. Bazı botlar var arkadaşlar. Biz bu botların hani daha rahat anlayabilmesi adına burada bir title özelliği ekleyebiliriz. Bu title özelliğinde işte örneğin buranın bir form olduğunu, işte mesela bunun örneğin sign in form olduğunu, hani bir giriş formu olduğunu belirtebiliriz. Örneğin bu giriş formu değil ama hani bir giriş formu şeklinde burada belirtmemiz internet tarayıcısında arkadaşlar sitemizin daha da optimize bir şekilde gözükmesini sağlayacaktır. Bunu şöylece yapayım arkadaşlar. CTRL diyelim. Ha, bir dakika. Kaydedelim. Geldiğimizde burada bir değişiklik olmayacak. Yani burada gözüken bir title söz konusu olmayacak ama internette tarayıcılar tarafından görülebilir bir background oluşturmuş olacağız arkadaşlar bu sayede. Tabii şayet burada gördüğünüz üzere bir çerçeve yapısı yok. Biz burada bir frame border ekleyebiliriz arkadaşlar. Nedir bu frame border dediğimiz şey? Sistemde otomatik olarak default'u sıfır gelir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıfır gelir. Bir değişiklik olmayacak burada. Pardon, default'u 1 olarak gelmiş burada. Bakın gördüğünüz üzere
1 olarak gelmiş. Biz bunu şayet değiştirebiliriz arkadaşlar. Yani bir çerçeve söz konusu olmasını istemiyorsanız 0 yaptığınızda gördüğünüz üzere bir çerçeve oluşmamış olacak arkadaşlar. Bu çerçeve boydan vesaire ötürü değil arkadaşlar. Şurayı mesela 300, şurayı da 200 diyelim örneğin. Şöylece yenilediğimizde yine bir kaydırma işlemi söz konusu olacak ama bir çerçevesi yok. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar biz burada iframe tanımlarken bir tek kendi dosyalarımız içerisinde bulunan yapıyı tanımlamak istemeyebiliriz. Şayet bir sitenin içerisindeki yapıyı da otomatik olarak almak isteyebiliriz arkadaşlar. Şöyle CTRLS diyelim, yenileyelim şurayı. Hatta şunun boyutunu da çok güzel bir hale getirelim. İşte genişlik kısmını mesela 450 desek gayet güzel bir yapı oluşacaktır. Şurasını da yine 500 olarak ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlarım, ben örneğin bu iframes içerisinde yapmış olduğum bu iframe'i arkadaşlar şöyle düzenli bir halde gösterelim isterseniz. Tab diyelim. Yine şuradaki width kısmını da aşağıya atalım. Height kısmında, title'ımızda, frame border'ımızda aşağıya atalım arkadaşlar. Ve son olarak da bu iframe burada kalsın. Önemli değil. Şimdi ben burada iframe içerisinde bir isim verebilirim arkadaşlar. Diyelim ki bu iframe'in içerisindeki isim, name'im ne olsun? Benim frame'im olsun. Ya da frame diyelim direkt olarak. Escape diyelim. Şimdi sevgili dostlar aşağıda ben şöyle bir yapı yapayım. P etiketlerimi kullanayım arkadaşlar. Ve P etiketlerini kullandıktan sonra buraya A tab diyelim. Ahref ekleyeceğim arkadaşlar. Yani bir link ekleyeceğim. Buraya da HTTPS işte 2.// ne diyelim? ShukruYusufKaya.com diyelim. Tamamdır. Buraya da linke gitmek için tıklayınız diyelim. Yenileyelim arkadaşlar. Bakın şimdi biz burada default olarak burada tanımlama yaptığımız için bunlar geldi ama linke gitmek için tıklayınız kısmına bastığım anda arkadaşlar iframes bölümü değişecek ve iframes bölümünde tekrar geleyim şuraya target atmamız lazım. Bir hedef yol atıyoruz aslında. Target dediğim işlem aslında o arkadaşlar. Şimdi bakın target bölümünde de frame diyeceğiz arkadaşlar. Benim kendi frame'ime gitsin. Şimdi ne demek istedim? Ben linke gitmek için tıklayınız adında bir yazı oluşturdum. Buraya bir link atadım. Link shukruyusufkaya.com. Fakat target olarak arkadaşlar sitenin sayfasını açmak yerine ne yapıyor? Burada açıyor arkadaşlar. Bakın yeniliyorum. Şuraya tıkladığımda. Bakın gördüğünüz üzere burada artık açmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani biz çalışmalarımızı yaparken buraya bir çerçeve ekleyip farklı sitelerin arayüzlerini buraya açabiliriz arkadaşlar. Bu da sizin için hani örnek olarak kullanılabilecek bir bilgi olarak dursun istedim. Şimdi sevgili dostlar iframe'in tabii ki asıl amacı burada bir site açmak vesaire değil. Daha çok aslında şöyle bir yapıda kullanılıyor arkadaşlar. Videolar bölümüne bir geleyim. Örneğin işte burada yapmış olduğumuz son videoya gelelim. Ve burada arkadaşlar paylaş adında bir yer var. Ve yerleştire bastığınız anda gördüğünüz gibi bir iframe oluşturmuş oluyor. Yani ne demek istiyorum burada? İnternet üzerinde yayınlanan bir videoyu biz sitemiz içerisine gömüp orada çalışmasını sağlayabiliriz. Bu işlemi yapmak için de yerleştir kısmını kullanmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi burayı kopyalayalım arkadaşlar. Şurayı şöylece biraz daha dengeli hale getirelim. Şuraya bir div ekleyelim. Klasik yaptığımız işlemlerden birisi. Ve div ekledikten sonra bu iframe bölümünü otomatik olarak buraya kaydedelim arkadaşlar. Yenilediğim takdirde gördüğünüz gibi arkadaşlar videoyu otomatik olarak aşağıya kaydetmiş oldu. Yani biz bunları genelde işte bir yazı olur.
Değil mi? Yazının altına da işte ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz gibi bir hani yapı oluşturduk. İşte burayı da buradan otomatik olarak oluşturup kişinin YouTube'a gitmesinden ziyade arkadaşlar Merhaba sevgili olarak arkadaşlar. izleyebilmesine imkan sağlayabiliriz sevgili dostlarım. Evet, temel olarak arkadaşlar yapı bu şekilde. Umarım anlaşılır da olmuştur. iFrame'den sonra birkaç uygulama yapıp arkadaşlar artık CSS bölümüne, biraz daha süsleme bölümüne geçmeye başlayacağız arkadaşlar. Şu ana kadar yaptığım işlemleri güzel bir şekilde tekrar etmeniz sizler açısından güzel olacaktır sevgili dostlarım. Aksi takdirde HTML'i temelde bilmeyip CSS üzerinde çok fazla bir işlem yapamazsınız. Bu aslında sizi yorar. O yüzden güzel bir tekrarla beraber CSS bölümüne de hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Anlamadığınız, kafanızı karıştıran, takıldığınız bir yer olduysa sormaktan hiçbir zaman çekinmeyin sevgili dostlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.